Sevgili Start TV izleyicileri, şu anda Ordu Aybastı Sefalık Köyü'ndeyiz. Sefalık Köyü'nün ve Aybastı'nın çınarlarından 90'lık namı değer Sıhhiye Ali Alemmim'le birlikteyiz. Alemmim, yaşamına çok güzel şeyler sığdırdın. İnsanlara koştun, gece gündüz demedin. Evet. İnsanları hayata döndürdün. Biraz bize Ali Karademir kaç yaşındadır? Ali Karademir 87 yaşında. 87 yaşına kadar bütün devlete hizmet ettim. İğne vurdum, köy köy gezdim. Efendime söyleyeyim. Kimle soruşanla çocuğuna hep yardım ettim. Meydana getirdim. Şimdi 87 yaşında oturdum kaldım. Daha gezip yürüyemiyorum. Alemmim 87 yaşında. Ama evinden şu anda yaklaşık 1-1,5 kilometre daha yukarıdayız. Burası Çakal Kayası ve Çakal Kayası'nda bahçesinde şu anda bahçeleri temizlemeye, otları, tikenleri kırmak için gelmiş. Elinde nacağı da var. Nacağı da burada. Nacağıyla beraber gelmiş ve hala 87 yaşında ve şu anda pekmez kaynatıyor. Armutları var, elmaları, cevizleri, fındık bahçeleri. Yani 87 yaşında olmasına rağmen durmadan çalışıyor. Alem mi? Bu zindeliğinizi, bu genç kalışınızı neye borçlusunuz? Allah'a borçluyum. Neye borçluyum? Allah'a borçluyum. Biraz böyle kısaca bahset böyle Alem mi? Sen yani bütün Aybastı'nın her yerinde. Ben çocukluğumdan hatırlarım, senin bir atın vardı. He. Bütün dağlarda, taşlarda her yeri gezerdin. Atımda Gölköy'ünden berisini, iğnesini vurdum. Gölköy'ünden Peşembe Yarası'ndan berisini, o arada Aybastı'nın oralarında doktorluk yaptım. Efendime söyleyeyim, 87 yaşına kadar yaşadım. 15 nüfus büyüttüm, çocuk büyüttüm. Efendime söyleyeyim. Her biri böyle gitti. Ben de 87 yaşına derdim. Şimdi evde kaldım. Bir şey yapamıyorum. Bir iş göremiyorum daha. Bir iki basıya doğru gezmeye gittim. Evet, her ne kadar Alemmim öyle söylese de Alemmim hala genç ve dinç duruyor maşallah. Allah daha uzun ömür versin. Gençlikte yine tabii her tarafa gidiyordu. Ama şimdi böyle... İğneciliği nasıl öğrendin? İğneciliği 24 ay askerde, sene 52'de gittim. 54'te terhiz oldum. İstanbul Çatalca'da 5 tane doktorda staj gördüm. İstanbul Çatalca'da. O stajın üzerine bonservis verdiler. Bonservisinden geldim. Aybastı'da çalıştım. 50 sene. 50 sene çalıştım. Şimdi 50 yıl boyunca Alemmim, çocukluğumdan çok iyi hatırlıyorum ki Alemmim gerçekten başı ağrıyan, yani en ağır hasta yatanlara bile bir defa iğne yapardı, ayaklandırırdı. Bunun hikmeti neydi bilmiyoruz Alem mi? Evet. Yatakta yatardım. En yatanlara iğne vurdum. Bir iğne vurdum. Fazla gitmezdim. Çünkü ilacın iğnesini biliyordum. Ne iğnesi vurursam rastgele sürdüm. Hiç de bir kötülük görmedim. Hiç de bir zayiat yapmadım. O halde 87 yaşına kadar çalıştım. Evet. Evet sevgili seyirciler. Gerçekten Alemmim bu insanlara çok güzel hizmetler yapmış ve bütün hastalara halen bile 87 yaşında olmasına rağmen insanlara önerilerde bulunuyor. İşte başı ağrıyan, dişi ağrıyan, ayağı ağrıyan, bacağı ağrıyan, kolu ağrıyan, romatizması olan, yani birçok hastalıklara önerilerde bulunuyor. Diyor ki sen şu ilacı kullan, geçecek diyor. Ve bu şekilde Alemmim hala devam ediyor. Evet. Tansiyon ölçüyorum. Tansiyonumdan efendim söyleyeyim, yapabilmişim yapıyorum, yapamadığım için doktora gönderiyorum. Doktora muayene ettiriyorum, doktordan ilaçlarını aldırttırıyorum. Böyle milleti idare edeyim. Evet. Evet sevgili seyirciler, biz de Start TV olarak değerleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. YouTube'dan Adon Medya yazıyorsunuz. Bizi Start TV kanalımıza abone olarak izlemeye devam ediyorsunuz. Ben Nezir Karayün, hoşçakalın, dostçakalın. Fikir Fabrikası'nın dumansız beyin sanayi ile yenilikçi ve sınır tanımayan en iyi performansı sergileyen makineler aracılığıyla sizin için de bir fikri vardır. Açık hava reklamcılığı, grafik tasarım,
lazer kazıma, matbaa, organizasyon, davet, ofis kırtasiye, fotoğraf çekimleri ve önce olduğumuz birçok avantajlı hizmetlerimizden yararlanmak için sadece bir tık kadar uzağımızdayız. Fikir Fabrikası, siz hayal ettikçe o yaratır.